Yüksek Yönetim Denetçisi yasası uyarınca her 6 ayda bir Cumhuriyet Meclisi'ne, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza 6 aylık faaliyet raporunu sunmaktayız. Söz konusu rapor incelendiğinde aslında 6 ay, son 6 ayda dairemize yapılan başvuruların hangi bakanlıkları ilgilendirdiği, başvuru sahiplerinin şikayetlerinin hangi alanlara yoğunlaştığını gösteren bir rapordur. Biz bunu tanzim ederken özellikle sayı olarak, bakanlıklar bazında ve konu olarak da ayrımlarını yapmaktayız. Bu rapor hem Sayın Başkanımıza hem Cumhuriyet Meclisi'ne, vekillere hangi alanlarda şu anda sıkıntılar yaşıyoruz? Bir aslında bu bir ışık tutmaktadır. İnanırım ki Sayın Cumhurbaşkanımız da her daim olduğu gibi okuyup gerekli yönlendirmeleri de yapacaktır. Özellikle toplumun şu anda son 6 ayda yaşadıkları sıkıntıların bir resmidir. Ve bunu da Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmak üzere buradayım. Evet, teşekkür ederim. Evet, geçen yılın ikinci 6 aylığı bu, Temmuz, Aralık. Tabii değindiğiniz gibi titizlikle inceleyeceğiz elbette. Her gelen raporunuzu inceliyorum, okuyorum. Münferit olaylarla ilgili olarak her konu başlığı ayrı bir şekilde değerlendirilip hazırladığınız raporları da okuyorum. 6 aylık raporlarınızı da okuyorum. Şunu ifade etmem lazım. Sayın Emine Dizdarlı bu göreve geldikten sonra bu müessesenin işlev kazandığını ve yurttaşlarımızın güven duyarak daha çok sayıda başvuruda bulunduğunu gözlemliyoruz. Tabii ki bizim arzumuz başvuruların sayısının artması değil elbette. Sorunların yerinde kaynağında aşılması, kamu yönetiminin en uygun ve adil biçimde görevlerini yerine getirmesi ve yurttaşların kamu yönetimi denetçisine bu başvuruları yapmak ihtiyacı duymamasıdır. Ama herhalde o güne ulaşıncaya kadar daha çabaya ihtiyacımız var, biraz daha zamana ihtiyacımız var. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz koşullarda yurttaşlarımızın başvuru yapabilecekleri ve güven duyabilecekleri bir kurumumuzun olması da önem taşımaktadır. Bilindiği gibi uzun süre boş kalmış olan bir müesseseden bahsediyoruz. Ve o uzun boşluktan sonra Sayın Dizdarlı bu göreve geldi. Bizim önerimiz meclisin onayı kendisinin de kabul etmesiyle bence isabetli bir iş yapmış olduk. Bunu bütün toplum da görüyor ve takdir ediyor. Şimdi burada sanıyorum önemli olan bir konu daha var. O da şudur. Sayın Emine Dizdarlı'nın yapmış olduğu araştırmalar neticesinde ve hukuka bağlı kalarak ortaya koyduğu görüş ve sonuçların yerine getirilmesi. Yani devlet kurumlarının o görüşlere uygun bir şekilde hareket etmesi ve dolayısıyla sorunların o aşamada sonuçlanması, işlevini tam olarak yerine getirebilmesini sağlayacak olan budur. Burada tabii bu raporda onu da göreceğiz. Tabii ki.
hazırladığınız raporların kaçta kaçı kamu tarafından yerine getirildiği, kaçta kaçı henüz yerine getirilmediği o konudaki veriler de olacak bu raporda. Onları da dediğiniz gibi yerine getirilmesi bakımından teşvik edici olmamız gerekiyorsa onu da yerine getireceğiz Cumhurbaşkanlığı olarak. Tekrar teşekkür ediyorum. Görevinizin bundan sonraki bölümlerinde de başarılar diliyorum. Emine. Teşekkür.